Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Bugün eşimle birlikte bir Brezilya çorbası yapacağız. Vera, oi tudo bem? Olá, tudo bem? Merhaba. Bizim de kedimiz de burada. O da merhaba desin. O da miyavlıyor. Evet, şimdi Brezilya çorbamız için öncelikle gerekli olan malzemelerimiz spagetti, makarna, Portekizce macarrão diyorlar. Bir miktar siyah etimiz, parça. Bu tavuk da olabilir. Tavuk veya etimiz yoksa tavuksuz ve etsiz de yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için Brezilya maydanozu diyoruz. Biz buna Brezilya otu diyoruz. Adı coentro. Adı coentro oluyor arkadaşlar. Değişik bir ot göreceksiniz. Görüyor musunuz? Çok değişik bir tadı var. Ama güzel, çok sağlıklı, vitaminli bir şey. Ayrıca bunun için gerekli olan şu. Bu da bir patates türünün bir türünden arkadaşlar. Şu. Burada gördüğünüz gibi 3 adet patates var. Burada macioca. Macioca ne be? Macioquinha. Yine arkadaşlar bu patates bir türünden. Ve 1 adet soğanımız var. 5-6 dişimiz samırsağımız var. Ve 2 adet de senoyramız var. Dediğim gibi genel olarak bakacak olursak yani patates türünden, patates cinsinden gördüğünüz gibi şu patates, macioquinha, havuç, senoyra diyorlar burada. Samırsak, alyo, cebola, soğan. Türkçe ismini unutuyorum, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu? Coentro. Coentro diyorlar burada. Igual salsa. Burada semiz otu da koyabilirsiniz arkadaşlar. Onun yanına bir ot da koyabilirsiniz ama bu coentro diyor çok değişik bir tadı var. İlk yediğinizde biraz tuhaf olabiliyor ama burada birkaç kez yedikten sonra gerçekten çok lezzetli bir ot. Dediğim gibi etimiz ve makarnamız. Evet, şimdi hep birlikte bunları temizliğe geçip ondan sonra çorbamızı yapacağız arkadaşlar. Buyur Vera Hanım. Pode começar. Tá bom. Evet arkadaşlar, soğanımızı kıydık. Ocağımızın altını yaktık. Soğanımızı içine koyduk. Bir miktar yağımızı koyuyoruz. Ve kaşık, bir de kaşık, bir de kolyer. Evet. Yemeğimizi, şimdi çorbamızı. Bu Brezilya'nın çok eskilerden beri gelen kültürel bir çorbası. Dediğim gibi arkadaşlar bu etli de olabilir. Tavuklu da olabilir. İkisiz olmadan da olabilir. O zaman bu biraz patates ağırlıklı bir çorba. Ya içerisinde dediğim gibi makarnası var, patatesi var, maciokası var, şuşusu var. Çok güzel bir hoş bir çorba. Bunu her gün yeseniz bıkmayacağınız. Yani nasıl Türkiye'de mercimek çorbasını neredeyse her gün yeseniz bıkmayacağınız bir şekilde. Bu hem yemek türünden oluyor hem çorba türünden olduğu için arkadaşlar hem doyurucu hem lezzetli hem vitaminli. Çok güzel hoş bir yemek arkadaşlar. Evet, soğanımızı kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, birazcık daha kavrulmasını bekliyoruz. O sırada samırsağımızı koyuyoruz. Ve hep birlikte yavaş yavaş karıştıracağız. Evet, bir miktar kavrulmasını bekleyeceğiz. Vera baharatlarını çıkardı, tuzumuzu, baharatımızı, temperimizi çıkardı. Temperimiz baharat çeşitleri yani. Gördüğünüz gibi Vera şuyu temizliyor. Aynı bir patates türü gibi arkadaşlar. Piştiği zaman inanın hiç farkına bile varmıyorsunuz. Patatesin bir farkı yoktur. Patatesgiller cinsinden. Dediğim gibi arkadaşlar burada Brezilya'da yaklaşık 10 çeşide yakın patates türü var. Tatlı patates, uzun patates, kısa patates, yazlık patates, yıkanmış patates. Gördüğünüz gibi bak değişik bir şey. İçin ortasını çekirdeğini çıkartıyor böyle. Yani tuhaf bir türden ama güzel bir tadı var. Ama pişince gerçekten patatesten bir farkı yoktur arkadaşlar.
Bir dakika. Depois. Sim. Primeiro alho cebola frita, depois carne. Ah, o senhor preparando. Arkadaşlar dedim etini ne zaman kavuracağız diye sordum da dedi biraz da soğan samsa kavrulsun dedi. Soğan samsa kavrulsun dedi. Bu sırada dedi ben dedi malzemelerini hazırlıyorum dedi. Şimdi eti kavuracak. Eti kavurduktan sonra arkadaşlar içerisinde dediğim gibi bu şuşusunu ondan sonra maciokasını, senoyla ve patatesini arkadaşlar edecek. Gördüğünüz gibi bunun içerisine hazırladığı malzemeyi buraya koyuyor. Etimizi yıkadık. Soğanımız da renk aldı gördüğünüz gibi. Evet. Soğanımız çok güzel renk aldı samsamızla beraber. Şimdi etimizi kavrulmaya bıraktık. İçine ne koyuyoruz Ülke? Toz biber, kırmızı toz biber koyuyoruz. Az miktarda. Ne istiyorsun? Tempero. Ha tempero, evet. Yine Brezilya'ya özgü bir tempero arkadaşlar. Bu da maydanoz kurusu. Brezilya'da arkadaşlar soğan kurusu, samsak kurusu, tuz. Tuzumuz koyuyoruz yine. Evet, paprika defumada. Ha paprika defumada. Paprika. Ha paprika. Tepe. Ha entendi. Paprika fumado. Defumada. Ha paprika defumada. Tempero'nun ismini söylüyor arkadaşlar. Paprika defumada. Evet şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz yine etimizi kavrayıncaya kadar. Evet. Arkadaşlar bu arada geçen hafta vefat eden Hidayet Çiftçi abimiz hala Brezilya'da. Yaklaşık 8 gün oldu vefat edeli. 8 gün olmasına rağmen hala burada morgda, soğuk depoda kendisi. Allah rahmet eylesin ailesine. Ailesi maddiyat yönünden olmadığı için devlet tarafından gönderilmesi için işlemler yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı'na onay bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'na ne zaman onay beklenirse Türkiye gidecek. Allah rahmet eylesin. Genç bir arkadaşımızdı. Çok nurlu bir arkadaşımızdı. Yapacak bir şey yok. Bugün varız, yarın yokuz. Evet, etimiz de güzelce. Bu parça ufak kuşbaşılık et bu arkadaşlar. Yani iri kuşbaşı değil. Görüyor musunuz? Eti göstereyim size. Evet. Etimizi kavurmaya bıraktık. Vera bu sırada bütün bu maciyoka, patates ve senurayı doğruyor. Can etimizi biraz daha kavuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu hem yemek türüne geçiyor hem çorba türüne geçiyor. Her Brezilyalı mutlaka haftada 2-3 kez bu yemekten yapıyor. Dolabına koyuyor. Yani onu istediği zaman Brezilya'nın dediğim gibi bir özelliği var arkadaşlar. Diyorum ya Feijão arroz. Yani Feijão arroz fasulye ve pilav. Ama fasulye ve pilav ama beyaz fasulye değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Beyaz fasulye değil. Burada bakla yiyorlar. Baklaya fasulye diyorlar her neyse. Feijão arroz diyorum bunlar abi 3 öğün sabah öğle akşam feijão arroz versen hiç bıkmazlar. Bu çorbadan da fakir zengin olsun ama mutlaka burada bundan yapıyorlar. Hatta AVM'de bile bir arkadaşımız bu çorbadan satıyor. Bu diyorum ya bu çorba tavuklu olur, etli olur, şeyli olur. Hangi türden olursa olsun fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sade bile yapıyorlar ama yapıyorlar. Fakiri zengini hiç ayrım yapmadan bu çorbayı ve yemeği yapıyorlar. Bana göre yemek hem çorba arkadaşlar. Çok süper bir mükemmel doyurucu lezzetli. Yani istersen az olsun eti çok olsun eti veya tavuk olsun hiç fark etmiyor. İsterse tavuksuz ve etsiz olsun. O önemli değil arkadaşlar ama yeter ki
Bu içine aynı bizim aşure gibi düşünün arkadaşlar. İçine ne varsa gördüğünüz gibi bak koyuyor. Havuç konuyor, patates konuyor, maçokunya konuyor, şuşu konuyor. Diyorum ya en önemlisi de benim şu bu dikkate aldığınız gibi bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu cointro. Cointro dedikleri şey bak ben bunu 1 liraya aldım arkadaşlar. 1 real yani. 1 real aldım. 1 real ne kadar ediyor? 20 kuruş doları aldım yani. Burada dolar 5. Bugün 4.80 lira, 4.70 lira. Yani 5 lira civarında arkadaşlar. 1 dolar 5 real ediyor. Ama unutmayın ki asgari ücret Brezilya'da 200 dolar arkadaşlar. 200 dolara geliyor. Gördüğünüz gibi bizim aile şeyimiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde Vera'mız da Türk dizisini seyrediyor. Yemin adlı Türk dizisini seyrediyor. Portekizce ve Türkçe olarak. Evimizi böyle hem de biraz da tanıtmış olduk. Evet. Etimizi yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Oo, mis gibi kokuyor. Vera. Todo mundo quer explicar esse o sopa ou essa comida? Sopa. Sopa. Dedim çorba mı? Yemek mi dedim? Onlar için çorba ama bizim hem için hem çorba hem yemek. Para nós para comida sopa também. Porque tem todas as coisas tem o carne tem chuchinha tem tudo. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar içimizi koyuyoruz. Zebzelerimizi koyuyoruz. Patates türlerimizi diyelim arkadaşlar. Patates türlerimizi koyuyoruz. Vera 25 yıldır belli aynı yer iş yerinde çalışıyor. Arkadaşlar diyor ki bazı mesaj atmışlar arkadaşlar. Neden Vera hala çalışıyor? Vera'nın emekliliğine 4 sene var arkadaşlar. Zaten bu sene sonu inşallah işten çıkartacağım. Kendi atölyeme koyacağım. Kabak atölyeme. Beraber çalışacağız. Ama kendisi daha önce ben birçok sefer işten çıkması için uğraştım. Brezilyalı bayanlar işten çıkmazlar. Çalışmayı çok severler. Onu falan bayana. İşten çıkmayı sevmezler. Ben dedim ki Bahiyalı mı zannettin? Hayır kendisi Bahiyalı değil. Alagoazlı. Dediğim gibi arkadaşlar. İşten çalışmayı çok severler. Brezilyalı bayanlar hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bu yeni aldığım bir tencere. Hem teflon. Burada bu var. Bak ben buna 100 dolar verdim burada. Bak ben buna burada 100 dolar verdim. Alüminyum teflon. Ha, çok mu pahalı? Evet burada tencereler çok pahalı. Bu burada lüks diye geçiyor. Bak burada bu lüks diye geçiyor. Hiçbir evde inox bulamazsınız arkadaşlar. Yemeğimiz böyle içerisinde pişiyor. Ta ki böyle soluncaya kadar. Tabi bu sırada kuantromuzu temizliyoruz. Yemeğimiz böyle pişmek için beklemedeyiz. Evet arkadaşlar. Etimiz böyle. Bu sırada esuke. Agua. 2 quantos litros? 1 litro. Yaklaşık 1 litre sıcak suyumuzu içine koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi depois mais colocar. Evet arkadaşlar şimdi bu 1 litre suyu niye koyduk? Hem et yumuşasın diye hem de patatesler suyunu çeksin diye patatesler iyi pişsin diye 1 litre suyumuzu koyduk. Sonrasında 1 litre daha suyumuzu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi kedimiz ağlıyor. Niye ağlıyor? Evet, kedimiz sabırsız, çok sabırsız, devamlı atım istiyor, bu etli yemekten istiyor. Bunun için duramıyor. Vera ne zaman gelse, gitse, 100 metre yaklaşsa eve,
kokusunu alsa, sesini alsa hemen miyavlamaya başlıyor. Günde 10 kez bundan yiyor. Ama bir türlü şişmanlamıyor. Gerçi de kendisi, kedimiz zayıf. Görüyorsunuz yiyor. Oh Lua. Hiç duymuyor bile baksana. Yemeğini yiyor ya. Evet, bu sırada yeşilimizi doğruyor. Maydanozumuzu masrafı maydanoz. Evet, maydanozumuzu doğradık. Aynı maydanoz gibi bir türünde ama maydanoz değil. Hafiften kokulu bir tadı var arkadaşlar. Size nasıl anlatayım? Hafiften biraz toprak kısa bir koku var ama çok lezzetli, çok faydalı bir coentro. Size arkadaşlar yazacağım, internetten bakabilirsiniz. Coentro. Coentro C ile yazılıyor. Coentro. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir yeşillik. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz biraz suyunu çekti. Biraz daha su ilave ediyoruz. Ve yine kendine bırakıyoruz ta ki patatesimiz, etimiz böyle hoş bir tat, hoş bir lezzet yumuşayıncaya kadar. Yumuşadıktan sonra tek içine kuantromuzu atacağız. Bu içindeki yeşili kırmızılık rengi içine toz kırmızı bir pul biber koyduğumuz için, toz biber, yani toz biber, kırmızı biber koyduk. Onun için renginde böyle oldu. Burada salça kullanmıyorlar arkadaşlar. Salça kullanmadığı için burada acılı, acısız toz pul biber var arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Sadece burada Brezilya'da domates salçası var. Bildiğimiz Türkiye'deki gibi aynı. Burada bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Evet, şu an yemeğimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 dakikadan sonra çorbamızı karıştırıyoruz. Patatesimiz pişti, etimiz pişti. Şimdi sırada o que vai próxima Vera? Macarrão. Makarna. Macarrão. Makarna. Evet arkadaşlar, makarnamızı koyuyoruz içerisine. Ve çok güzel böyle nefis bir yemek ve çorba oluyor. Bize göre şu yemek sayılır arkadaşlar. Ama Brezilya çorbası, bu kültürel, çok eskiye dayanmış bir türlü. Yani bu yemeğin geçmişini şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Eskiden bir kıtlık olmuş. Aynı esasında bizim aşure gibi. Kıtlık olmuş. Kimde ne var ne yok herkes ortaya koymuş. Soğan, sarımsak, suyu altını yakmışlar tencerelerde büyük büyük. Ondan sonra kimisi içine makarna koymuş, kimisi içine patates atmış, kimisi içine şuşu atmış. Dediğim gibi ne varsa içine koymuşlar, pişirmişler. Bunların geleneksel, kültürel, yüzyıllardır böyle süren bir yemekler olmuş. Hatta tabi Brezilyalılardan önce bile bu tür şeyler varmış. Dediklerine göre çok eskiye dayanır bir bu çorba diyorlar bunlara. Ama bana göre yemekten bir farksız ama lezzetli, çok süper bir yemek arkadaşlar, çorba. O que nome dele? Sopa de quê? Sopa de legumes. Zebze çorbası diyorlar bunlara. Sopa de legumes. Sopa de legumes demek, sopa demek, çorba demek. Yeşillik çorbası arkadaşlar. Biraz şimdi makarnamızı koyduktan sonra biraz daha kaynatmaya bırakacağız kendisini. Ve şu an beklemedeyiz tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saatten fazladır kaynayan çorbamıza o que nome? Coentro. Coentro. Coentro'muzu koyuyoruz arkadaşlar. Bir tür Brezilya yeşilliği. İsmini yazacağım. İnternetten bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Coentro. Yani bir tür yeşillik, Brezilya'ya özgü ama çok lezzetli, çok güzel bir yeşillik. Evet, yaklaşık çorbamız bir 5 dakika sonra daha kaynadıktan sonra, kuantramımızı öldükten sonra çorbamız çok güzel bir şekilde hazır olacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde. Kapatıyoruz kapağını ve orta ateşte gördüğünüz gibi pişiyor ve bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır, çorbamız böyle, masamıza bu şekilde hazır. Buyurun, çorbamızın altına kapattık, böyle çorbamızı koyuyor. Hep birlikte şimdi tadına bakacağız. Hep birlikte böyle tadına bakacağız. Ekmeğimiz de bu şekil, görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, çok süper bir
Çorbamız bu. Evet, buyur abicim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Yengenin de eline kuruna sağlık. Yengenin gerçekten de çok güzel yapıyor bu çorbayı. Evet. Yengenin meşhur çorbası. Hep beyin genç. Dikkatli olacağı abi. Çok sıcak. Beyin iyi. Evet, bizim kedimiz de burada böyle duruyor. Öyle. Oturuyor da keyfine giriyor musunuz arkadaşlar? Benjamin. Evet arkadaşlar. Bu ekmeğimiz çok süper. Nasıl yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar. Çok süper oluyor. Trabzon ekmeğine benziyor. Evet. Bunu kepekli yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kepekli, sade, karışık. Çok süper ekmeğimiz. Dışarıdan almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Nasıl abicim? Çorbayı yapmışsın değil mi abi? Çok süper olmuş. Vallahi. Afiyet şeker yani. Olsun. Harika bir tat, harika bir yapmaz. Bu içindeki yeşilliği nasıl buldunuz hocam? Kuentro'yu. Türkiye'de yoktu değil mi hocam? Türkiye'de yok da ben Azerbaycan'da çorba içmiştim. Aynı bu yeşillikten. Şimdi ben buna Brezilya'nın bu 500 yıldan fazla bir çorbası abicim. Bunu önce bir kıtlık başlamış. Herkesin ne varsa evde büyük tencerelere koymuşlar. Pişirmişler. Bu böyle bir yemek ama çıkmış çok ortaya. Güzel bir damak tadı. Yani bu bizim aşureyi biliyorsun değil mi? Aşurenin geçmişini herkes kıtlık olmuş. Evet. Herkes bir şeye tencereye koymuşlar ortaklaşa. Böyle bir yemek yapmışlar. Bu da buranın aynısı yani. Burada da olmuş. Burada kıtlık da olmuş. Evet arkadaşlar. Çorbamızın tadına bakıyoruz. Ve şu şekil. Sıcak olduğunu biliyorum. Çok acayip bir sıcak. Evet arkadaşlar. Evet görüyordunuz gibi bu ekmek çok güzel abicim. Bunu Vera yapıyor kendisi evde. Daha sıcak sıcak hala. Bir gün inşallah bunu da. Gerçi biz bunu hazır makinede yapıyoruz da. Bütün malzemesini koyuyoruz. Ekmek makinesi yapıyor. Ekmek burasının ekmeği. Çok pahalı. Kilosu 15 real yani 30 TL'ye denk geliyor. 6 dolara geliyor ekmeğin kilosu. Ekmeğin kilosu 6 dolar Brezilya'da. Çok pahalı evet. O yüzden biz kendimiz evde yapıyoruz böyle karışık mısırlı, integraldan. Kepekli ekmek olarak yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Bak bu da beraber çorbadan çok güzel gidiyor arkadaşlar. Ev ekmeği. Bizim Trabzon ekmeğine çok benziyor. Evet arkadaşlar, Veria çok teşekkür ederim bu güzel çorbasından dolayı. Çok teşekkür ederim. Obrigado. Obrigado. Cinada. Cinada. Görüşmek üzere. Bir başka zaman bir başka videoda. İyi günler, saygılar, hürmetler.